Efendimiz şöyle buyuruyor. İza ca'e şehru ramazane. Ramazan ayı geldiği zaman. Dikkat ederseniz Ramazan geldiği zaman demedi. Ramazan ayı, ay kelimesini ilave etti Peygamberimiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Ramazan ismi Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Onun için Ramazan geldi, Ramazan çıktı, Ramazan girdi filan diye söylemek Allah geldi, Allah çıktı gibi edepsiz bir anlam. Sen öyle düşünmesen de edepsiz bir anlama sebep olduğu için kerahattir, doğru değildir. Onun için güzeli İzâ câe şehru Ramazan, Ramazan ayı geldiğinde, Ramazan ayı girdiğinde, Ramazan ayı çıktığında, ay kelimesini ilave ederseniz en güzel olan, edebe uygun olan budur. Gerçi bazı alimler bir müminin böyle düşünmeden, böyle kötü bir kastı olmadan Ramazan girdi, Ramazan çıktı gibi laf etmesinde zarar yoktur, beis yoktur diyorlarsa da la bese bin terki evladır. En güzeli buna alışmak lazım. Ramazan ayı girdiğinde, Ramazan ayı çıktığında gibi, Ramazan ayının ortasında, sonunda, Ramazan ayının başında gibi Ramazan ayıyla beraber ay kelimesini kullanmaktır. Evet, Ramazan ayı geldiğinde yani Ramazan hilalinin başlangıcında fütihat açılır. Evet, fütihat da okunabilir, fütihat da okunabilir. Hulikat, hulikat kapanır. Ebuvabun nar, ebuvabul cennet. Evet, Ramazan hilali göründü mü, Ramazan ayı girdi mi cennet kapıları açılır. Ve hulikat ebuvabun nar, cehennem kapıları kapanır. Efendimiz öyle buyuruyor. Bundan kasıt Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır demek, insanları, müminleri cennete götürecek sebeplerin kapıları açılır demektir diyor Kadı İyaz, büyük bir hadis alimi. Makul. Çünkü mesela şimdi Allah kabul etsin, ikindi namazını kıldık. İkindi namazını kılınca borcumuzu ödedik. Men ca'e bil hasenati felehu aşru emsalihâ. Bir iyilik yaptınız mı Allah'ın emrine uygun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun, dine uygun bir güzel iş yaptınız mı en az 10 kat sevap veriliyor. Kötülük yaptınız mı bire bir. Allah müminlere böyle merhameti var. İyilik yapınca 1'e 10 en azından. Fakat bir mümin Ramazan'da namaz kıldığı zaman, Ramazan'da ibadet yaptığı zaman 70 kat, İmam Zühri öyle söylüyor. 70 kata çıkar bu. En az 1'e 10 ya. En az 1'e 70 kata çıkar. Şimdi 7 tane namaz kılmış gibi oluyorsun. 1'e 10 ya. 7 de bir iki namaz kılsan Ramazan'da 70 katı olunca 1'e 10'du. 10 kattı. 7 böyle ne kadar artıyor. Evet. Bu kadar artıyor. 7 kat. 7 de var namaz kılmış gibi ecir kazanıyorsun. Böylece cennet kapıları açılmış oluyor. Ayrıca yılın diğer 11 ayında dini konuda gevşek olan kimseler bakıyorsun, Ramazan gelince bir gayrete geliyor, orucunu tutuyor, namaza gidiyor, camilere gidiyor, fakir fukara yardım ediyor, evine davet ediyor komşuları, fakir olsun olmasın, komşuları eve davet etmek de güzel bir şey. Yani Müslümanlar arasında bir ilişkiler artıyor. Bunlar da Müslümanların kalplerinin birbirine ısınmasına sebep oluyor. Bir canlılık hareket ediyor. Allah'ın hoşuna giden şeyler bunlar. Cenab-ı Hak camileri doldurduğun zaman müminler çok memnun oluyor, hoşuna gidiyor. Mesela azgın insanların, Cenab-ı Hakk'ın gazaba, Allah'ı gazaba getiren, Allah'ın gazabını böyle tahrik eden, harekete geçiren işler yapınca Cenab-ı Hak gazaba gelir, yıkmak istermiş kainatı hadis-i şeriflere göre. Fakat müminler camileri doldurdu da camide böyle dümdüz güzel birbirine yakın sık saflar bağladıklarında
çok hoşuna gidermiş müminlerin camide el pençe divan durmaları. Ertelermiş. Müminlerin bu güzel camileri doldurmasından çok hoşlandığı için ertelermiş. Onların hürmetine o azgın herifleri de onların azabını erteliyor. Böyle camileri doldurmanın Allah'ın rızasını kazandıran bir yönü var. Bu da tabii Allah'ın rızası nerede bilinir? Cennete sokmak suretiyle ebedi merhametinin yeri olan cennete müminleri müminlere cennette yerler ayırmasıyla olur. İşte Ramazan'da bunlar oluyor. Yani sıradan başka zaman o kadar dindar olmayan kimseler bile Ramazan'da bir gayrete geliyor. Böylece cennete götüren sebepler kapısı açılmış oluyor. Cennete götüren şeylerin yapıldığı ay olarak cennete götüren şeylerin yapıldığı ay olarak cennete götüren şeylerin kapısı açılmış oluyor. Öyle yorumluyor. Öyle yorumluyor. Allah'ın rızasını kazandıracak işler çok yapılıyor. Hayırlar çok yapılıyor. Evet diye. Bazıları da diyorlar ki hayır bizzat kapılar hatta cennetin kapıları açılır. Doğrudur. Cehennem kapıları kapanır. Olabilir. Gerçekten böyle olabilir. Yani ne demek istiyorsun? Bir mümin Ramazan ayında vefat ettiği zaman bundan yararlanır. Ramazan'da vefat eden cennete gider. Cennete gider. O kadar lütuf var. Ramazan'ın bereketi sebebiyle Allah o zaman artık üstünü esresini aramıyor. Ramazan'da böyle çok rahmet kapılarını sonsuza kadar açıyor. Ramazan'da vefat eden müminin böyle bir şansı vardır diyor alimler. Böyle de yorumluyorlar. Anadolu'da bazı yerlerde Ramazan'da ölene telkin falan yapmak istemiyorlar. Yo, o değil. Yapacaksın yine. Bu bir müjdedir. Bu bir yorumdur. Gene işin aslını Allah bilir. Onun için sen Ramazan'da da ölse kadın erkek telkinini yapacaksın. Ey falan işte sen ahirete göçtün. Şimdi münker nekir melekleri gelecek. Sorgucu melekler. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen ne? Kitabın ne? Diye sorular soracaklar. İşte telkin bu demek. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Azimüşşan, Peygamberim Muhammed Mustafa, kıblem Kabe, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diye. Bu telkin bu. Ona şey diyoruz ki duyuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle sabit. Orada yatan adam etrafında gömmeye gelenlerin ayak seslerine konuşmalarını varınca kadar duyuyor. Tabii hiç bilmediğin bir dünyaya gidiyorsun. Hiç bilmediğin bir yere gidince insan şaşırır, acemilik çeker. Onun için sahabeden mesela Abdullah Mesud radıyallahu anh diyor ki sahabenin en fıkıh alimlerinden birisi hemen beni gömünce diyor gitmen diyor. Azıcık orada dolaşın da diyor sizde arkadaş edineyim diyor. Yalnızlığım sırasında azıcık sizden kuvvet alayım diyor. Şaşırmamak için size şeylik yapayım diyor. Dayanak yapayım sizi. Duyuyor yani oradakiler duyuyor. Evet, Peygamberimiz de Bedir'dekilere aynı şekilde hitap etmiş. Hazreti Ömer demiş, niye ya Resulallah bunlar öldü, Ebu Cehil, Utbe, Şeybe. Onlara bağırıyor Peygamberimiz. Nasıl, gördünüz mü benim dediklerim doğru muymuş, buldunuz mu? Ya Resulallah diyor, çok heyecanlısın herhalde diyor, onlar öldü. Ya Ömer diyor, onlar beni senden daha iyi duyuyor. Çok daha iyi duyuyor ama Allah onlara konuşma yetkisi vermiyor. O yetkilerini aldı. Yani bu hadislerden de anlıyoruz ki defnedilen adam oradaki bulunanların söylediklerini duyar. Ayak seslerini işitir. Orada işte Kur'an okunur. Şimdi bizim adetimiz. Böyle benim söylediğim telkinler yapılır. Ehl-i sünnete göre doğrudur. Ve bu adama fayda verir. Duyuyor çünkü. Hatırlatmış oluyorsun. Hiç bilmediği bir yere ilk defa gittiği için şaşırabilir. Hatırlatma da oluyorsun. Telkin bundan dolayı olmuş. İşte Ramazan'ın bereketi sebebiyle bazıları diyorlar cennete gidecek ya, sınıfı geçecek ya, böyle bir müjde var. Telkin bile yapmayalım. Yok, telkini yapın. Siz yine yapın telkini. Bilmiyoruz tabii kimin ne olduğunu. Bilmiyoruz. Evet.
Ebu Cehil de Ramazan'da ölse o da mı cennete gidecek? Müminlere mahsus bu. Allah'ın dilediğine mahsus tabii yine. Yine efendim böyle bir müjde var. Evet, müminlerden Ramazan'da ölen kimsenin ehli cennetten olacağına dair böyle müjdeler var. Cennetin şey, Ramazan'ın bereketinden yararlanır, yararlanır. İşte bu cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, yani cennete gider. Bir de böyle yorumlamışlar, böyle yorumlamışlar. Ve sufidet eşşeyatînû, şeytanlar zincirlenir, bağlanır. Evet, şeytanın zincirleri bağlanır. Peki sen diyeceksin ki iyi de hocam, peygamberimizin yoluna kurban olalım, sözü de kabul. Ama Ramazan'da da cinayetler işleniyor, hırsızlıklar oluyor, zinalar ediliyor, suçlar işleniyor. Onu nasıl çözeceğiz? Evet, şimdi onun tartışmasını yapıyor. Bir kere bir hadis-i şerifte, maradatü şeyatîn, şeytanların elebaşıları, amirleri, emreden, onların da var böyle şeyleri, kadroları, emreden bir amir var, ondan sonra takım var, avanesi var. O emreden takımı, yani akıllı idarecileri bağlanır. Öteki avane takımı değildir hadiste kastedilen. Veya bu güzel oruç tutanlara bağlanır. Ramazan ayı gelince şeytanına bağlanır. Kime bağlanır? Ramazan'ı bilen, oruç tutan, camilere koşan, Kur'an mukabeleler dinleyen, hayru hasenat edenlere bağlanır. Oruç tutmayan adama gene devam eder. Oruç tutanlara mahsus bağlanır. Onlara tesir edemez bunlar. Böyle de yorumlamışlar. Bir de demişler ki şeytanlar bağlansır, doğrudur. Hepsi bağlanır, doğru. Ramazan'da şeytanlara geçit yok. Kim olursa olsun. Bu suçlar, insanda nefsi emmare var. Nefsi emmareden dolayı da insan suç işliyor ya, o bağlanmıyor. O bağlanmıyor. Şeytana bağlanıyor. O nefsi emmaresinin emriyle innen nefse le emmaratun bisu, nefsi emmare kötülükler emreder. Kur'an-ı Kerim'de böyle var. O da onun sebebiyle böyle şey ederler, suç işlerler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini böyle çeşitli şekillerde yorumlamışlar alimlerimiz. Ama Ramazan işte böyle hayır yollarının açıldığı, şer yollarının şu veya bu şekilde kapandığı, cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı bir aydır. Bundan gaflet edilmemelidir bir mümin, inanan bir kişi. Ramazan'ı fırsat bilmelidir. Bak Efendimiz böyle haber veriyor. Şu Ramazan'ı güzel bir geçirem diye kararlı olmalıdır. Ta başından sonuna kadar dişini sıkmalıdır. Disiplinli bir güzel şekilde Ramazan geçirmelidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Men sâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben ufre lehu mâ takaddeme min zenbih." Ramazan'ı oruçlu, namazlı, abdestli, güzel, Allah'a inanarak, sevabını umaraktan güzel geçirirse bir adam, geçmiş günahları affolunur. Buhari Müslim hadisi. Böyle müjde var. Bunu bilerekten burada da şeytanlığa da bağlanıyor. Ramazan'da hayır yapmak kolay. Evet. Bir mümin camiye gelirken diyor Peygamberimiz, 70 engelli geçer de gelir. Tam camiye, cemaati işçi olursun. Hanım diyor ya şunu unuttun, şunu ettin, seni cemaatten de koymak için. Şeytan konuşturur onu. Veya komşu telefon eder. Biz bunları yaşıyoruz. Tam cumaya çıkacaksın, 10 tane telefon bir üstüne geliyor. Harekete geçiriyor. Camiye geç gelsin, vaaz edemezsin. Cemaati geç kalsın diye. Veya yola çıkıyorsunuz, olmayacak şeyler oluyor. Adam anormal ters yoldan geliyor. Veya yapılmayacak bir hareketi yapıyor. Acaba küfür edecek mi camiye giderken? Şeytan yaptırır bunları. Sabredeceksin. Camiye giderken bu engeller olur. 70 tane engel aşağıda gelir diyor. Ramazan'da bu engeller kalmıyor. Kolaylaşıyor iş.
Evet, Ramazan'ı ganimet bilmeli. Evet, Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır, zincirlenir, bukağlanır, bağlanır, müminler rahat bir ibadet etme imkanı bulsun diye, evet, böyle bağlanır, şerler defolur, hayırlar beriye gelir. Zaten onu da söyleyecek şimdi. Vela da münadin ya talibel hayr helümme, bir münadi, ey hayır isteyen gel beriye, helümme gel, çabuk yap. Ramazan nihayet 29-30 gün sayılı gündür, gelip geçiverir, gözünü aç, fırsatı ganimet bil. Ey hari, hayır yapan, çabuk çabuk helümme gel, gel, hem de süratle gel. Sayılı dakikalar, günler geçebilir, çabuk gel der bir münadi. Ah duyabilsek, peygamber yalan söylemez, böyle bir çağrı olur müminlere. Gel, çabuk gel, hayır işleyen adam, çabuk, kapılar açıldı, kolaylıklar sağlandı der. Veya talibe şerri aksır, ey şer işlemek isteyen sen dur, sen bırak bu şer işlerini, bırak şöyle kenarda diye bir münadi bağırır. Ne zamana kadar? Evet, hatta yenselahe şehru, Ramazan ayı çıkana kadar her gün böyle dellallar, münadiler bağırırlar. Hayır işleyenler çabuk olun, acele edin. Şer işleyenler durun orada, kıpırdamayın. Bırakın bu Ramazan ayı derler. Böyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan ayını fırsat bilmeli, ganimet bilmeli, teşvik etmeli, topluca camilere gitmeli, mukabeleler dinlemeli, gürül gürül camilerde teravih kılmalı, gürül gürül salavatlar getirmeli. Allah bundan çok memnun oluyor. Hem dünya yıkacakken erteliyor, hem de Allah afukar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Erhamur Rahimin. Hoşuna gidiyor müminler, şunları sildim, affettim diyebiliyor. Diyebiliyor. Bunları kaçırmamak lazım. En çok sevdiği de Kabe'de 5-6 milyon adam namaz kılıyor şimdi. Şu anda 5-6 milyon olmamıştır ama 1 milyon civarında tahmin ediyorum. Ama bayrama 3-4 gün kala full. Kabe'nin içi, dışı, altı, üstü dolduğu gibi bir caddelerde, oraya açan caddelerde ta mahallelere kadar doluyor namaz vakitlerinde. Allah'ın çok hoşuna gidiyor bu. Müminleri affediyor, lütuflarda bulunuyor. Yoksa bizim şu ahir zaman Müslümanların tutulacak tarafı yok. Gevşeyiz, çok şaşkınız. Ama şu guru kalabalık da olsa, hani herkes guru kalabalık diyemem ama genelde bilgisiz, cahil kimseler gidiyor oraya. Ne yapacağını bilmiyor, gitmiş ama bundan bile Allah memnun oluyor, bu kalabalık Kabe'nin etrafını doldurmaktan. Çok seviniyor, çok memnun oluyor. Bazı belaları erteliyor, def ediyor. Bugün ondan yaşanıyor. Her zaman, her zaman camileri doldurdunuz mu? Aynı Cenab-ı Hakk'ın rızası, rahmeti, affı, lütfu müminlere her zaman camiler dolduklarında, saf bağladıklarında, güzel namaz kıldıklarında devam ediyor. Onun için 5 vakti camide kılmak lazım. Cemaate devam etmek lazım. Öbür faydalarını her zaman söylüyoruz. En az 1'e 27 kat alıyorsunuz. Namazınız garantili, imama uyunca garantili geçerli oluyor. İmanla göçmeye sebep oluyor. Evinizden çıktığınızdan evinize dönene kadar adımız başınıza, günahınız siliniyor, derece veriliyor. Eğer camiye gidip gelirken namaz kılmak üzere ölseniz, Allah yolunda ölmüş olduğunuz için şehit ecri alıyorsunuz. Camiye gelmenin şeysi tükenmez, faydaları tükenmez. Bunu ihmal etmemeli, mutlaka camiye gitmeli. Bu hadis-i şerifi Taberani Utbet İbni Abdi Hazretlerinden naklemiş. Allah ondan razı olsun. Bu hadisi destekleyen çok daha başka hadisler var. Farklı ifadelerle başka hadisler var.